Merhaba sevgili dostlar. Yine bir gönül hattımız programıyla daha sizlerle beraberiz. Malumunuz önümüzdeki pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Peygamberimizin doğumu, doğum yıl dönümü. İnşallah bu mihval üzere değerli hocamızla sohbet edeceğiz. Stüdyomuzda değerli konuğumuz ilahiyatçı yazar Ömer Turan kardeşimiz var. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hocam sağ olun. Evet, rahmetellil alemin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu inşallah konuşacağız dedik. Bununla ilgili işte bu Mevlid'de bir kutlu doğum olmuş oluyor aynı zamanda. Süleyman Çelebi Hazretleri'nin bununla ilgili bir naati var Mevlid-i Şerif'te sürekli olarak okuna gelen. Ne diyoruz da? Ol Rebiül Evvel ayın nicesi 12. gece İsneyn gecesi. İsneyn gecesi demek pazartesi gecesi. İsneyn Arapçada pazartesi demek. Pazartesi gecesi. Ol gece doğdu ol hayrul beşer. Hayrul beşer ne demek? Yaratıkların en hayırlısı. O gece doğdu. O gece kim doğdu ol hayrul beşer? Anes anda neler gördü neler. Peygamberimizin doğumunda Hazreti Amine'nin işte bir şekilde mucizevi bir doğumu gerçekleşiyor, doğum yapıyor ve orada bazı mucizelerin olduğu ifade ediliyor. İşte Peygamberimiz doğarken işte her tarafın nurun kapladığını, işte evinden bir nurun çıktığını, bütün kainatı aydınlattığı, doğduğu zaman işte bazı yine olaylar oldu, belki de değiniz onlara. Ve böyle bir kutlu doğum gerçekleşiyor ve bu doğan kişi kim? Alemlere rahmet Hazreti Muhammed ilk peygamber aslında ama son gönderilen peygamber. Yani yaratılan ilk varlık insan olarak Hazreti Adem'den de çok seneler öncesinde peygamberine buyuruyor ki Adem Aleyhisselam, Adem babamız diyor. Çamurla su balçık arasındayken Allah benim nurumu yarattı diyor. Ve ondan sonra benim hürmetime de diğer varlıkları yarattı. Ama dünyaya geliş sırası olarak da Peygamberimiz en son dünyayı şereflendiren bir insandır ve peygamberlerin sonuncusu ki Kur'an-ı Kerim'de Hatemül Enbiya diye onun için zikredilir. Yani peygamberlerin en sonuncusu. Artık peygamberinden sonra peygamber gelmeyecektir ama o peygamberin vazifesini nasıl ki kendi dönemlerinde bütün peygamberlerin bir yardımcıları vardı. İşte peygamberimizin de yardımcısı, vasisi kimdir? İşte bu yolu vasisi olan Hazreti Ali Efendimiz kıyamet gününe kadar onun soyuyla beraber ne yapacaktır? Devam ettirecektir. İşte böyle bir kutlu bir insanın, büyük bir insanın doğumunu biz de inşallah kutlayacağız. Cenab-ı Hak bu yapacağımız sohbeti hakkımızda, milletimiz hakkında hayırlı, uğurlu eylesin, mübarek eylesin. Neslimizi de bu yolda inşallah daim kaim edesin diyorum. Hocam dilerseniz böyle bir güzel geceye inşallah yakında idrak edeceğiz. Siz buyurun ne dersiniz? Evet. Cenab-ı Hak peygamberimizin şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Alt yazımız da zaten rahmetelil alemin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan büyük bir peygamber. Yine ayet-i kerimede Enbiya suresi 104. ayet-i kerimede ve ma ersennake illa rahmetel alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Muhakkak ki ancak ve ancak biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye bildirilen bir kutlu nebi ve aynı zamanda ve inneke leala hulukul azim. Muhakkak sen mutlaka çok büyük bir ahlak üzeresin diye Kalem suresinde geçiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili. Böyle bir kutlu nebiye ümmet olma şerefini Allah bize nasip etti. Tabii bu ortamda şu çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bir rahmeti olarak insanlığa gönderildi ki bunu iyi belirlemek lazım. Çünkü peygamber sadece hani bazılarının söylediği gibi bir postacı gibi Allah'tan gelen vahyi işte insanlığa getirdi ve teslim etti ve İşi gitti. İşi bitti. Öyle değil. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor. O peygamber size ne verirse, ne getirirse onu alın. O
asla ve asla kendi nefsinden, hevai nefsinden konuşmaz. Onun konuştuğu Allah'ın vahyidir. Yani kendi nefsinden konuşmayan bir insan. Fakat öyle bir insan ki, evet, bizim gibi etle kemikle bir insan ama konuştuğu Allah tarafındandır. Ve Allah'ın terbiyesiyle, beni Rabbim terbiye etti, ne güzel terbiye etti diye Cenab-ı Peygamberimiz zaten sözü var. Dolayısıyla Allah'ın terbiyesinde özel yetiştirdiği, insanlığa rahmet olarak gönderilen ve insanlığın bu dünyada huzurlu olması için, ahirette de cennet ve cemalullah'la müşerref olması için gönderilmiş, mutlak takip edilmesi gereken, her yönüyle örnek alınması gereken, her yönüyle mutlaka hareketlerinin gönülden isteyerek, canı gönülden takdir edilmesi gereken bir rehberdir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz Peygamberimize, hani bazıları mesela bunu çok şey yapıyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte sahabesiyle işte bazı konularda istişare ederdi. Gerçi Peygamberimizin ve Kur'an'ın da emri istişare etmek muhakkak Allah'ın emri ve Peygamberimizin sünnetidir. Ama bunu şöyle, şu manada şey yaparlardı. İşte Peygamberimiz bazı konularda çaresiz kalırdı. Bir çaresiz kalırdı. İşte ne yapacağız falan diye sorardı. Halbuki Peygamberimiz o noktada da büyük bir örnektir bize. Yani ey insanlar, ben sizin aranızda olmadığım zaman, benden sonraki zamanlarda siz tabii, de bu şekilde bu şekilde istişare de, metodunu devam ettirin, evet, kullanın. Bu şekilde davranacaksınız. Çünkü Allah'ın rahmeti ümmetin bu birliğinin, beraberliğinin ve bu istişarenin üzerindedir. Dolayısıyla gönülden müminler bir araya gelip hani şu işte nasıl başarmamız lazım, nedir bu işin doğrusu, ne yapmamız gerekir falan diye düşünüp ona göre kendini ne yapması lazım, yönlendirmesi lazım ve dünya ve ahiret işlerini huzurlu bir şekilde devam ettirmesi lazım. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında böyle bazı örnekler vardır. Ve özellikle de Peygamberimiz sahabesine sorar. Aslında büyük insanların hayatına baktığınız zaman hep bunu çok görürsünüz. Mesela öğretmenler, mesela siz öğretmensiniz, bunu çok daha iyi bilirsiniz. Öğrencilerinize bildiğiniz birçok şeyi, oğlum işte veya kızım bu nedir, bunu nasıl yapmamız lazım falan diye. Aslında öğretmen onu bilmediğinden dolayı değil de o çocuk hem bu kendisine önem verildiğini, kişiliğine saygı duyulduğunu, artı bir de kendini yetiştirmesi gerektiğini, nasıl daha iyi bir noktaya getiririm kendimi diye. Bunu aşmak için öğretmen genelde eğitici insan, karşısındaki insana bunu bir eğitim metodu olarak kullanır. Ve dolayısıyla o insan da kendini sorumlu hisseder ve o konuda daha iyi çalışır, daha etkili buluşlar yapmaya çalışır, kendini yetiştirir. Tembel tembel oturmamak gerektiğini, işte yarın bugün bir soru sorulursa eğer bize, bu soruyu ben nasıl cevaplarım, doğru düzgün bir cevap vereyim, insanlara faydalı olayım, kendime faydalı olayım diye. Dolayısıyla Peygamberimizin böyle bir yönü var. Yani insanları da istişarede ve araştırmada daha ileri gitme hususunda da bir teşviki var. Zaten bu manada baktığımız zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hani kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Yani Allah'ın kulu ve resulü. Öncelikle Allah'ın kulu ve resulü. O Allah nasıl bir Allah? Yani bu çok önemli bir olay. İşte tevhidi de Peygamberimiz bize mutlak manada öğretmiştir. Ve bununla ilgili hatta ayeti kerimelerde biliyorsunuz, hatta bir olay var. Necran Hristiyanları geliyor ve diyor ki ya Muhammed, biz de Müslümanlardanız. Fakat Peygamberimiz diyor ki hayır diyor, siz diyor Müslüman değilsiniz. Çünkü haça tapıyorsunuz, İsa Allah'ın oğludur diyorsunuz ve domuz eti yiyorsunuz. Dolayısıyla sizin Müslüman olmanız mümkün değildir. Yani Peygamberimiz burada kesin bir hükmü koydu zaten. Onlar asla Müslüman değillerdir bu inançlarından dolayı. Ha, Hazreti İsa hak peygamberdir, Hazreti Musa hak peygamberdir, amenna. Fakat ondan sonra gelen, onlara bağlı olduğunu iddia eden insanlar ne yapmışlardır? Onların hahamları, papazları o dinin esasını, aslını değiştirmişlerdir ve kendi
çıkarlarına uygun hale getirmişlerdir. Kendi anlayışlarına uygun hale getirmiştir. Ve Peygamberimizin işte miladi 571'de doğduktan sonra işte o yaşantısı ve 40 yaşında geldikten sonra peygamberliği Allahu Teala'nın ona insanlığa ilan etmesinden sonra esas mücadelesi o tevhid inancını yerleştirmek üzerine olmuştur ki o dönemde siz de çok iyi biliyorsunuz. Sadece Mekke'de yani 360'ın üzerinde put Kabe'nin vardı. Içerisinde. Kabe'nin içerisinde put vardı. Ve bu putların her birisi insanlar nezdinde, kabileler nezdinde işte bu bizim tanrımızdır, bizi Allah'a yaklaştıran vesilelerdir efendimizin gibi böyle batıl inançlarla beraber onlara tanrı diye sarılıyordu o dönem insanları. İşte bunların dört tanesi Lat, Menat, Uzza, Hubel dediğimiz büyük putlar, denilen büyük putlardı. Ve bunlara tapıyorlardı o insanlar. Peygamberimizin işte Allah'ın varlığını, birliğini ve tevhid inancını en mükemmel şekilde ortaya koyması bundan dolayı çok önemliydi. Çünkü dinin esasını zaten teşkil eden şey Allah'ın varlığı ve birliğidir. Onun varlığı ve birliğini de insanlara ulaştıran kişi öncelikle efendim Allah'ın kulu ve peygamberi. Ve peygamberi. Allah'ın kulu, niye Allah'ın kulu? Allah ona az önce söylediğimiz ayet-i kerimede alemlere rahmet olarak gönderiyor. İşte o peygamberlik yönü. Bir de onu en güzel ahlak üzere de Cenab-ı Hak yetiştiriyor. Yetiştirdiğini ilan ediyor. Ve dolayısıyla insanlar ona baktığı zaman onda ibadetteki güzelliği, kulluktaki güzelliği ve kemalatı, ondan sonra ahlaktaki güzelliği ve kemalatı, efendim ondan sonra efendim işte iyi bir aile reisi olmasındaki güzelliği ve kemalatı, sosyal ilişkilerdeki güzelliği ve kemalatı, arkadaşlar arasındaki dostluğu, kardeşliği ve güzelliği ve kemalatı onda muhakkak görmüştür. Hatta Profesör Doktor Haydar Baş hocamızın bununla ilgili biliyorsunuz hani Rahmetelil Alemin adlı iki tane iki ciltlik çok mükemmel bir eseri var. Peygamberimizin hayatını sadece bir tarihi efendim silsile kronoloji içerisinde değil de aynı zamanda en önemli tarafı ondaki hikmetlerin ne olduğunu peygamberimizin doğumundaki, çocukluğundaki efendim ve işte amcasıyla olan hukukundaki, Hazreti Ali Ehl-i Beyt'le olan hukukundaki ve sahabesiyle olan hukukundaki ve onun ötesinde insanlarla işte mektuplar yazıyor o dönemin krallarına, işte Bizans'a, efendim İran'a, Mısır'a ve diğer yerlere o çevrede olan hukuku ve insanları yetiştirmesi, bütün bunlarda hikmet nedir diye Rahmetelil Alemin adlı eserde biz bunu bizzat görüyoruz. Hikmet ve günümüzün insanının da bundan ne çıkartacağı, ne çıkartacağı. Evet. Çok önemli zaten. Tabii zaten evet. Önemli olan o. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem netice itibariyle bundan 1450 sene önce dünyaya teşrif etmiş ve bu 1450 küsur yıllık süre içerisinde bugün şu anda zahiren aramızda değil. Ama onun getirdiği kaideler, kurallar, din ki illa yaşamamız gereken gerçeklerdir. Biz bunu nasıl yaşayacağız? Bize bunun faydası nedir ve biz bunu nasıl bugün algılayacağız diye bu çok önemli bir olay. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda ümmetini ihtiyari bırakmamıştır. Yani kendi haline bırakmamıştır. Ben işte geldim, vazifemi yaptım. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum. Asla dememiştir. Ki bununla ilgili ayeti kerimeler de var. Peygamberimizin bizzat uygulaması da var. Allah Kur'an'da diyor ki, ey peygamber, ey Resul de ki, ben sizden bu risalet vazifemi karşılık ehli beytimi sevmenizden başka bir ücret istemiyorum. Onu sevmenizi istiyorum. Ve yine başka bir ayet-i kerimede ey ehli beyt, Allah sizden her türlü kiri, kötülüğü, pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Yani onun muradı budur ve bu mutlaka olmuştur. Allah bir şeyi murad etti miydi? Onun olmaması. Ol der zaten olur. Ol der olur. Olmaması mümkün değil. Dolayısıyla o ehli beyt kimdir diye sorduğumuzda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde, hatta bu anlatılana göre bu ayet-i kerime indikten sonra Ümmü Seleme annemizin evinde oluyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hatta bu olay birkaç yerde tekrarlanıyor.
önemine binaen Hazreti Fatıma geliyor, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin onu abasının altına alıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bunlar benim ehli beytimdir, bunları tertemiz kıl, bunları bunlara iyilikler, güzellikler ver gibi buna benzer dualarını yapıyor ve tabi orada çok farklı bir atmosfer oluşuyor. Hazreti Ümmü Seleme annemiz de o örtünün altına girmek istiyor. Diyor ki ya Ümmü Seleme sen bu toplulukta değilsin, hayır üzeresin, benim eşimsin, hayır üzeresin ama bu topluluk farklı bir topluluktur. Ve bunu ümmetine tanıtmak adına da Peygamberimiz bir rivayete göre yaklaşık 6 ay her sabah namazına gelirken Hazreti Fatıma'nın kapısına geliyor ve bu ayeti ey ehli beyt diye bu ayet-i kerimeyi okuyor ve hem onları hatırlatıyor hem de ümmete ve sahabesine ve ümmeti hatırlatıyor. Yani bak bu olay bu kadar önemlidir. Bunları seveceksiniz. Bunlar tertemiz kılınmıştır. Bunlara uyacaksınız diye. Ve tabi bununla ilgili birçok hadis-i şerifler var. Kendisiyle bulunmakta şeref yap olduğumuz Profesör Doktor Haydar Baş hocamız yıllarca bunu bize anlattı. Televizyon programlarında, işte konferanslarda, panellerde ve artı bundan sonraki asırlara ışık tutacak o başta Rahmetelli Alemin olmak üzere o iki ciltlik eseri ve ondan sonra da 12 ciltlik hatta 13 ciltlik Ehl-i Beyt Külliyat, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Muhammed Bakir, İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa Kazım, İmam Ali Rıza, İmam-ı Taki, İmam-ı Naki, İmam Hasan-ı Askeri, İmam Muhammed Mehdi olmak yani, üzere. Hazreti Zeynep bir de. Ve yine Hazreti Zeynep ve Masume, Hazreti Fatıma Masume adlı eseriyle beraber onu bu külliyatı yazdı. Ve bunu da aslında bizim milli birliğimizi korumak adına hoş geldin Atatürk kitabıyla da taşlandırmış oldu yani. Niye? Çünkü bizim dini bütünlüğümüz milli bütünlüğümüzdür. Milli bütünlüğümüz de dini bütünlüğümüzdür ki bu bir şekilde de Profesör Haydar Başlı hocamızın dilinde slogan olmuş değil mi? Evet. Böyle? Hani onu tabiri pelesenk olmuş yani. Evet. Ve bu orijinal onun hocamızın kendi cümlesidir zaten. Evet. Ve çok önemli bir cümledir. Ciltlere, kitaplara, ansiklopedilere sığmaz. Dolduracak, sığmayacak şekilde bir cümledir. Milli bütünlüğümüz dini bütünlüğümüzdür. Dini bütünlüğümüz de milli bütünlüğümüzdür. Zaten Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hani bu bir parantez olarak söyleyelim, Cumhuriyeti kurduktan sonra buradaki gayrimüslimleri yurt dışına gönderdi ve dışarıdaki Müslüman Türk tebaasını da oradan ülkemize aldı. Osmanlı döneminde Anadolu'da yaklaşık %50-%50 iken gayrimüslim ve Müslüman sayısı Cumhuriyet'te %99,99'luk bir rakama ulaşarak buradaki bütün insanların aynı dine, aynı ülkeye, aynı örfe, adete, geleneğe, göreneğe inanan insanlar topluluğu. İnsanlar hani topluluğu olduğunu ve bunların belki işte içinde Kürdü, Lazı, Arabı, Acemi, işte Boşnağı, efendim söyleyeyim Arnavutu, efendim söyleyeyim Kafkaslardan gelen insanları, Çeçeni hepsi var ama hepsi aynı ülkeyi paylaşan insanlar olduğu için ondan dolayı buna Türk milleti dendi ve zaten bugün Avrupa'da da Türk denince Müslüman, Müslüman denince Türk akla geliyor. Hani bu parantez olarak bulunmuş olsun. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bizlere bu manada bu konuda yani kendinden sonraki dönemde nasıl davranacağız, nasıl onun sünnetini yaşayacağız, onun yolunu yaşayacağız konusunda ümmetini ihtiyarı bırakmadı. İşte bu Ehl-i Beyt yolunu bize gösterdi ve dedi ki ey insanlar ben size iki tane emanet bırakıyorum. Sarıldığınız zaman asla dalalete düşmeyeceğiniz, kurtuluşa ereceğiniz iki emanet, iki kutlu emanet. Bunlardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim. İkincisi de benim Ehl-i Beytim. Fitretim, Ehl-i Beytim ki onlar işte Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hüseyin'in soyundan gelen imamlardır. Ve o kıyamete kadar da bu risale, bu görev benim neslimden olan
bu insanların vazifesidir diye Peygamberimizin yüzlerce hadis-i şerifi var bu konuda. Ha bunları biz tabi bunları öğrendik. Nasıl öğrendik? Profesör Doktor Haydar Baş hocamız sayesinde öğrendik. Yani okuduğumuz okullarda, ilahiyatta falan bunlardan böyle bölük pörçük bunlar kitaplarda var aslında. Ama öyle bir anlatılmış ki sanki o bölümü görmeyelim tarzında bir anlatım tarzı vardı. Ama meğerse gerçek olan neymiş? Allah'ın ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bizden istediği şey bu yola, o peygamberin ahlakına Ehl-i Beyt kanalıyla bizim ulaşmamız gerektiğidir. Çünkü niye? Bizler insanlar olarak her zaman beşeriz, yanlış yaparız. Efendim zaten ayet-i kerimede de diyor, siz eğer hiç günah işlemezseniz Allah sizi yok eder, yerinize günah işleyen ve ondan tevbe eden bir kavim getirir ki demek ki insanoğlunun böyle bir vasfı var. Ama bir de insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın seçtiği ve yol gösterdiği, tertemiz kıldığı hüccet olan Allah'tan gelen bir sımsıkı sarılmamız gereken bir ip var. İşte o peygamberler ve onların vasileri, onların yolunu devam ettiren seçilmiş insanlar ki onları da işte saydık burada. Çünkü niye? Ara sıra yanlışlığa düşen veya çokça yanlışlığa düşen bu ümmetin içerisinde insanların veya ümmet dışı insanların doğru yolu bulabilmesi için onlar birer mihenk taşıdır, rehberdir, örnektir bize. Dolayısıyla bu konuda da bizi Cenab-ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyari bırakmamıştır. Kendi düşüncemize bırakmamıştır. Yolu bize göstermiştir. O zaman biz ümmet olarak eğer Peygamberimizin gösterdiği bu yolda gidersek kurtuluşa ereriz. İşte o yoldan saptığımız zaman ki Hazreti Ali Efendimizin mücadelesi ortadadır. Ehl-i Beyt imamlarının mücadelesi ortadadır. Hazreti Hasan Hüseyin'in ve ondan sonra gelen imamların mücadelesi ortadadır. Fakat onların sevgisi, onların güzelliği, onların nuru asırlar sonra dahi bizi ne yapmıştır? Hep mutlu etmiştir, huzura ermiştir. İsimleri bile anıldığı zaman huzur içerisinde olmuşuzdur. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine uymak, o rahmetel alemin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymak demektir. Ve onun rahmetel alemin olmasının gereğini de yaşamak demektir. Ve onun için bu çok önemli bir olay. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemde o kadar büyük üstünlükler ve güzel ahlak sahibiydi ki yine hocamızın o Rahmetelli Alemin adlı eserinde yazıyor. Bütün insanların insanlar içerisinde bütün ahlaki erdemleri bir kişi üzerinde toplasa dahi onun ahlaki güzelliği Peygamberimizin ahlaki güzelliğine ve erdemliğine ulaşamaz. Çünkü onu Allah seçti, Allah terbiye etti ve insanlığa bir nur olarak gönderdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ha. Ve o da bize bir yol gösteriyor. İşte Ehl-i Beyt yolu. Sarılacağız, o güzelliği göreceğiz. Zaten kutsi hadiste işte levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. Ey Muhammed sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım. Evet. Gerçi bazıları bunu işte uydurma diye bir şeyler diyorlar ama bu tam bir gerçek olarak ortadadır yani. Yani yansımaları da ortadadır. Gerçekten Cenab-ı Hak Peygamberimizi sevmiştir ve yaratmıştır. Ve onun hürmetine de kainatı yarattı ve insanlığı yarattı yani. Diğer peygamberleri de onun hürmetine yaratmıştır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ulul azim peygamberler vardı. Ulul azim peygamberler. Bir tanesi Hazreti Nuh Aleyhisselam'dır. Bir tanesi İbrahim Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam ve sonunda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve kitaplarda yazdığına göre bu ulul azim peygamberlerin de en üstünü, en yücesi kimdir? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani bütün Allah'ın yarattığı bütün varlıkların en hayırlısı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani meleklerden de üstündür sevgili peygamberim. Yani meleklerde şey vardı. Günah ismi masumiyetli bir sıfatı vardı meleklerin. Yani insanlar günah işleyebilir ama melekler istese de istemiyor. Yani öyle bir güçleri yoktur. Evet. Dolayısıyla peygamberimizde
günah işleme sıfatı yok mu? Var. O insandır çünkü. Ama Allah onu öyle bir yetiştirdi ki Peygamber buyuruyor ki edde beni Rabbi fe ehsene te'dibi. Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi de ne kadar güzel eyledi. Demek ki kainatta peygamberimizden daha edepli, daha dürüst, daha ahlaklı hiçbir varlık yok. Yani ondan dolayı sevgili peygamberimiz seçilmiş ve öyle görevlendirmiş. Yani bunu bu şekilde görüp böyle bakmak lazım. Tabii hocam, yani Allah razı olsun, çok doğru. Hatta mesela peygamberimizin işte az önce okuduğumuz o Enbiya 104. ayet-i kerimesi aslında bu sizin dediğinizin bir açılımı. Yani وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ben, biz seni ancak mutlaka alemlere rahmet olarak, insanlığa rahmet olarak değil dünyaya rahmet olarak değil, alemlere rahmet, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, bütün alemlere rahmet olarak. Yani onun için hani o az önce söylediğiniz hadisi kutsinin tecellisi aslında bu. Işte, yani. Bu ona karşılık gelen Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerime. Yani hadis-i kutsiler de biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yok. Kur'an-ı Kerim manası Allah'a ait. Manası Allah'a ait. Peygamberimizin sözleri. Sözleridir. Hı. Dolayısıyla bu böyledir. Yani efendim bu gerçektir. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tabii bu kullukta da en üstün seviyede görüyoruz. O peygamberlik vazifesini. Yani şunun altını çok iyi çizmek lazım ki bugün hani bu deizm diye bir şey var. Yani Allah'a inanıyor fakat peygamberin efendim o vazifesini yaptı gitti, yani peygamberlik o kadar önemli değil yani gibi bir akım var yani şu anda. Hatta bu dindar görülen insanlarda ve hatta maalesef imam hatiplerde de bu yaygın olduğu yapılan istatistiklerde ortaya konuyor. Yani peygamber, kesinlikle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir postacı değildir. Mutlaka her yönüyle örnek alınması gereken insandır. Allah'ın Resulüdür. Efendim ama et ve kemik olarak bizim gibi bir varlıktır. Zaten yani. Ayet ediyor Cenab-ı Hak ki onda sizin için en güzel örnek vardır. Usvetun hasene deniyor. Yani peygamberimizin sağlığında usvetun haseneydi de bugün değil mi yani? Bugün de öyledir, yarın da öyledir. Kıyamete yakın zamana kadar da bu böyle devam edecek yani. Yani peygamberimizin güzel ahlakı dünya olduğu sürece insanlar için en güzel örnektir. İşte tabi onun örneği de nasıl anlayacağız onu? Ya hadislerine bakacağız, yaşantısına veyahut da onun nasbettiği ehlibeyt imamları o soydan gelen insanlara bakarak bunun yansımalarını öğreneceğiz ve bu örneği alacağız bu şekilde. Ya şimdi burada mesela hocam dediğiniz gibi aslında bunları tabi insan mesela bu ayetleri kendimize kalsak şey yapamıyoruz, unutuyoruz. Ama kamil bir insanın yanında olduğumuz zaman hem onun hayatında bunu bizzat görüyoruz, hem de o bize ne yapıyor? Bunları hatırlatıyor. Ama biz kendi başımıza kaldığımız zaman insanların büyük bir çoğunluğu, en büyük çoğunluğu bu ayetleri bilse bile, hani bir söz var Hazreti Ömer için söylenir. Peygamberimiz vefat ettiği zaman diyor ki o peygamber öldü derse, kim derse onun kafasını keserim diye. Diğer bir sahabe de geliyor diyor ki kendine gel diyor peygamber diyor. Ölümlüdür diyor netice itibariyle. Yani sana ayet yani, değil mi? İşte peygamber kerim, ölür veya öldürülürse siz gerisin geri mi döneceksiniz diye ayet-i kerime okuyor. Dolayısıyla insan demek ki peygamberin sahabesi bile olsa eğer seçilmiş bir özelliği yoksa onlar o anda yanlış yapabilir ama seçilmiş ve sevilmiş Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin misali seçilmiş olan o Ehl-i Beyt olduğu zaman ne yapacaktır? O zaman onlar yanlış yolu göstermeyecektir bize. Hemen bizi ayıktıracaktır. İşte onların yolunu devam ettiren insanlar günümüze kadar geldi. Kıyamete kadar da bu yol devam edecektir. İşte ne mutlu bize ki böyle büyük bir insanla bir arada olduk, birlikte olduk. Onun irşadında, ikazında bulunduk. Profesör Doktor Haydar Baş hocamız da bir örnek, bir şahsiyet olarak bunu bize yaşantısıyla beraber gösterdi. Bugün mesela ben işte konuşuyorum bazen arkadaşlarla falan. Böyle hiç tanımadığımız, yeni gördüğümüz insan hocamızdan bahsederken sanki yıllarca onunla beraber olmuş,
onu görmüş, onunla efendim düşmüş, kalkmış gibi onu bize anlatıyor. İnsan hayret ediyor. Niye? İşte hocamızın kitaplarını okumuş. Hocamızın sohbetlerini dinledi ve dinliyor. İşte televizyondan, şuradan, buradan dinliyor. Ve ondan çok güzel ölçüler alıyor. Aynı şekilde biz de bunu bilmemiz lazım. İşte mesela Peygamberimizin döneminde, tabii Peygamberimize ibadette örnek bir insandı. Namazı, mesela 5 vakit namaz, müminlerin asla ve asla terk etmemesi gereken, Peygamberimizin gözümün nuru dediği namaz ve hatta son vasiyet ettiği 3 şeyden bir tanesi namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Namazdır yani, değil mi? Mesela 3 tane şeyden bir tanesi namaz. Yani son anında bile namazı bize vasiyet ediyor Cenab-ı Peygamberimiz ve Ehl-i Beytini bize vasiyet ediyor. Dolayısıyla ibadette bir örnekti. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutardı, namaz kılardı, Allah'ı zikrederdi. Cenab-ı Hakk'a efendim kendinden geçer şekilde dualarda, yakarışlarda bulunurdu ki en güzel dualar Hazreti Peygamber'den bize geldi. Geçen de hatta bugün hutbede de okudum onu. Hocamın kitabında görmüştüm. Ben o duayı burada bir tekrar etmek istiyorum. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu Rahmetelli Alemin adlı kitabında var bu. Allah'ım, yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ahlakım, Allah'ım beni çirkin huylardan uzaklaştır. Allah'ım beni en güzel ahlaka ulaştır. En güzel ahlaka ancak sen ulaştırırsın ve hidayet eden sensin diye Peygamberimizin mesela. Bu güzel duaları biz tabii kendi başımıza bilemeyiz. Yani bunu Peygamberimiz dua etti. Biz de aynısını dua yapacağız. Değil mi? Biz de aynı dileklerde bulunacağız. Aynı dileklerde bulunacağız. Şimdi mesela hocamızın bu Ehl-i Beyt kitabında açıyorsun imamların hayatını, Peygamberimizin hayatını, Hazreti Ali'nin, Hazreti Fatıma'nın hayatını, İmam Zeynel Abidin'in, Hazreti Hasan Hüseyin'in hayatını. Hepsinde dua bölümleri var mesela. O kadar güzel yakarışlar, o kadar güzel tevbeler, o kadar güzel örnekler var ki. Yani Peygamberimizin o duasında, onlar da tabii babasından, dedesinden almışlar, o duaları yapıyorlar. Bize yol gösteriyor, bize hidayet kaynağı oluyor, bizi Allah'a yaklaştırıyor. Öbür türlü insan doğru yolu bulması mümkün değil. Mesela bakıyorsun, bazen mesela bir haksızlık yapıyorsun veya bir yanlış içerisindesin. Asla seni zapt etmek mümkün değil. Ama geliyor bir arkadaşın diyor ki, bak diyor kardeşim, veya bir yerde duyuyorsun işte, Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Mesela bir tane, sahip olduğunuz malları bütün insanlara veremezsiniz. Öyleyse onlara güler yüzle ve içtenlikle davranın. Mesela bu bir sosyal etkileşim. Hani insan mesela malını, mülkünü belki hepsini veremez ama mesela güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak. En azından onu verir yani, değil mi? Onu verir. Bu bak mesela çok basit bir şey gibi görünüyor ama sosyal olarak büyük bir olaydır. Bizi birbirine yaklaştıran çok büyük bir olay. Yine mesela insanların namazlarına ve oruçlarına kanmayın. Hatta kişi namaza ve oruca o kadar düşkün olur ki terk edecek olursa derhal onları özler. Fakat siz insanların doğru sözlük ve emanet ehli olmakla onları sınayın. Yani doğru sözlü müdür? Emaneti riayet eder mi? Onu korur mu? Efendim, bunlara bakın. Yoksa sadece namaz, efendim sadece oruç tutmak bir ölçü değil yani insan için. Ama bunu derken de, şimdi bazıları diyor, ha işte bak o zaman demek ki ölçü değil, o zaman kılmaya gerek yok. Öyle değil. Namazını kılacaksın, orucunu tutacaksın, Allah'a yakarışını, duanı yapacaksın, Kur'an'ı okuyacaksın. Bu senin kalbini yumuşatır, seni Allah'a yaklaştırır. İşte günde mesela 5 vakit namaz. Ele alalım. Uykunun en ağır olduğu bir dönemde bir Müslüman insan kalkıyor. Allah benim Rabbimdir. O bana emretti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu şekilde kıldı. Ben de onun kıldığı gibi sabah namazları mesela kalk namazı kılıyorsun. İşte yok kıştır, soğuktur, uykum ağırdır falan demiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. O vakti uyanıyorsun ve o namaz da çok enteresan. En faziletli namaz ama en kısa namaz. Yani Allah orada sadece senin o ispatını bekliyor. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum.
Bunu hani kısa cümleyle bunu tekrar et. İşte iki rekat. İki rekat da sünnet. Yani en kısa namaz. Ondan sonra Efendimiz eğer vaktin varsa işte Peygamberimiz sünneti üzere dualar ediyorsun, zikirler yapıyorsun, Allah'ı anıyorsun. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki biz diyor sabah namazlarından sonra Peygamberimizin zamanında öyle bir zikir yapardık ki tıpkı fırtınalı havalarda, rüzgarlı değil, fırtınalı havalarda ağaçların sallandığı gibi sallanır, gözümüzden akan yaşlardan, o muhabbetten, o sevgiden, o yakarıştan dolayı gözümüzden akan yaşlardan vücudumuzda kuru yer kalmazdı. Elbiselerimiz ıslanırdı ve vücudumuz öyle terlerdi ve bu şekilde bir yakarışla yakarırdık diyor. Ondan sonra mesela geliyor öğle vakti işte böyle işinde hararetli olduğu zamanlarda yine Cenab-ı Hakk'ın huzuruna, divanına duruyorsun. Ve ikindi vakti böyle işte yorgun argın işleri derleyip toparlayacağın zaman Cenab-ı Hakk'ın huzuruna duruyorsun. Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum diyorsun. İşte akşam namazı eve gelmişsin falan böyle işte işte evde çoluk çocuk falan böyle bir ilgi alaka derken o anda Cenab-ı Hakk'ın divanına duruyorsun. Ve uykunun gene en bastırdığı zamanda işte yatsı namazını kılıyorsun. Bu nedir? Yani kulun insanın kendini ben Allah'ın kuluyum şuurunda kendini tazelemesi ve Allah'ın muhabbetini içerisinde hissetmesi. Dolayısıyla o doğruluğa, o dürüstlüğe, efendim, o iyiliğe, o emanete riayet ehli olmaya bizi iten en önemli unsurlardan bir tanesidir bu. Ama sadece bu yetmez. Onu biz o doğrulukla, doğru sözlükle, işte hani iyi ahlak sahibi olmakla beraber ne yapmamız lazım? Taçlandırmamız lazım. Yani ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda yine bir hadis-i şerifi var. Geliyorlar soruyorlar ki ey Allah'ın Resulü din nedir diye sorduklarında güzel ahlaktır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakça müminlerin en faziletli olanı hangisidir? Ahlakça güzel olanınızdır diyor. Yine başka bir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sirkenin balı bozduğu gibi kötü ahlak tüm yaptığınız işleri bozar. Dolayısıyla iyi ahlak sahibi olmamız lazım. Tabi iyi ahlak sahibi olabilmenin yolu da iyi ahlak sahibi olan insanlardan bunu görmekle beraber mümkündür. Dolayısıyla Allah'ı seven, bize görüldüğü zaman Allah'ı hatırlatan insanlarla düşüp kalkmak bizim birinci vazifemizdir ki ölçümüzü ona göre alalım. Ya işte Harun Hoca bir şey dedi. Ama Harun Hoca'nın sözü eğer o peygamberden gelen ve o Ehl-i Beyt yolundan gelen bir güzellik olduğu zaman ne yapıyoruz? Biz hemen kendimize bir çeki düzen veriyoruz. Evet ben de bu konuda yanlış yaptım. Bu yanlışımı düzeltmem lazım diye kendi kendimize düşünmüş oluyoruz. Ben bu konuda birkaç tane hadis-i şerif hocam okumak istiyorum. Bu güzel ahlakla ilgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem den rivayetle İmam Cafer-i Sadık buyuruyor ki güzel ahlakın sırrı nedir diye soruyorlar ona. O diyor güzel ahlakın sırrı kanatlarını indirmen, tatlı sözlü olman ve kardeşini güler yüze karşılamandır. Demek ki yani ben böbürlenmeyeceksin, gururlanmayacaksın, kibirlenmeyeceksin. Alçak gönüllü olacaksın, kanatlarını indireceksin ve tatlı sözlü olacaksın. İnsanları kırıcı olmayacaksın. İşte ben yaptım oldu demeyeceksin. Aynı zamanda güler yüzlü olacaksın ki bu peygamberimizin hali ve onu bize İmam Cafer-i Sadık Hazretleri bize bildiriyor. Yine iyi işler yapmak ve güler yüzlü olmak sevgiyi kazandırır ve kişinin cennete girmesini sağlar. Cimrilik ve asık suratlılık insanı Allah'tan uzaklaştırır ve kişinin cehenneme girmesine vesile olur. Yine bir başka hadis-i şerifte güzel ahlak güneşin buzu, yani kırağı derler yani sabah vakti, kırağı buzu erittiği gibi hataları da ortadan kaldırır. Yine
Hazreti Ali Efendimiz'den rivayetle şöyle bir hadis-i şerif var. Mümin kendisiyle kaynaşılıp dostluk kurulmaya elverişli, muaşeret ehli görüldüğü, muaşeret ehli görülen insandır. Muaşeret ehli görgülü ve terbiyeli olmayan, muaşeret ehli görgülü ve terbiyeli olmayan, başkasının kendisiyle ilişki kurulmasına yatkın olmayan kişilerde de hayır yoktur. Yani muaşeret ehli olmayan, görgülü, terbiyeli ve başkasının ilişki kurmasına da yatkın olmayan kişilerde de hayır yoktur. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i tabii anlatırken birçok hadis-i şerif var. İmam Zeynel Abidin şöyle Peygamberimizi vasfediyor, onu anlatıyor. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun hadis-i şerifte buyuruyor. Resulullah dilini kendisini ilgilendirmeyen meselelerden alıkoyardı. Kavminin en saygınına saygı gösterirdi. Yani o da bulunan topluluk içerisinde olan saygın insanlara saygı gösterirdi. Onu onların başına yönetici getirirdi. Resulullah arkadaşlarını görmediği zaman onları sorardı, arardı ve onlarla ilgilenirdi. İnsanlar arasında olup bitenleri sorardı. Yani ne var, ne yok, efendim söyleyeyim, kimin ne derdi var, bunları öğrenmeye çalışırdı. Resulullah yanında insanların en hayırlısı, insanlara en çok hayırlı nasihatte bulunan kimseydi. İnsanlara hayırlı nasihatte bulunan kimseler Peygamberimizin yanında en hayırlı görülen insanlardı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında insanların en hayırlısı, en yüksek mertebeye sahip olanı, insanlara en çok yardımda bulunan, en fazla onların ihtiyaçlarını gören kimselerdi. İnsanların ihtiyaçlarını gören, onlara yardım eden kimseler de Peygamberimizin nezdinde değerli insanlardı ve bunlar hayırlı insanlardı. Aynı zamanda bunlar tabii bizim ne olmamız gerektiğini de bize ifade eden cümlelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Zeynel Abidin'in anlatışı, Peygamberimize anlatışıdır bu. İnsanlara merhametli, bir baba gibi davranır, daima tebessüm eder, yumuşak huylu ve sempatik bir kişiliği vardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Yine İmam Zeynel Abidin bunları bize anlatıyor. Peygamberimiz insanlarla ilgili üç şeyi terk etmişti. Kimseyi kötülemezdi. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci olarak kimseyi ayıplamaz. Ve kimsenin kusurlarını ve gizli kabahatlerini de araştırmazdı. Yani bu üç şeyi Peygamberimiz insanlar nezdinde terk etmişti. Şu hatırıma geldi de Peygamberim, diyelim ki birisi bir yanlış iş yaptı. Peygamber direkt olarak sen şöyle yaptın demez. Ne diyor? Bana ne oluyor da sizden bazılarını şöyle şöyle yaparken görüyorum diyor. Yani orada hatalı olan insan da zaten o toplumun içerisinde orada, ha demek ki Peygamberimiz beni kastetti diyerek kendisine çeki düzen vermeye çalışıyor. Yani direkt olarak hedef almıyor birini ama o yine doğru orada söylüyor. Herkes kendisinin payı oradan ne yapmış oluyor? Almış oluyor. Almış oluyor, evet. Yeter. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tedbirliliğinin yanında şu dört şeyi de kendisine şiar edinmiştir. Yine İmam Zeynel Abidin'in Peygamberimizi anlatmasıyla ilgili. Bir, örnek alınsın diye iyi işler yapardı. Hayırlı işler yerine getirirdi Peygamberimiz. Ki bunlar da insanlar bunları örnek alsın. Bak şu iş, bu yapılan iş güzel iştir. Bunları insanlar örnek alsın ve onları yapsın. Hatta şeyde bile, Peygamberimiz daha çocuk zamanında Hilful Fudul diye bir cemiyet vardı. Evet. Orada mazlumlara destekleme cemiyetiydi işte. Onların hakları gasp edildiği zaman o topluluğu, o cemiyet onların haklarını alıyordu. Ve Peygamberimiz
şu anda da böyle bir cemiyet olsa ona da üye olun. Peygamber oraya katılmıştı işte daha çocuk yaşlarında. Şu anda öyle bir şey olsa yine oraya katılırın ve orada o mazlumlara destek verin diye böyle sözleri var Peygamberimiz. Evet, doğru, çünkü Peygamberimizin evet peygamberliği 40 yaşında yani vahiy ona inmeye başladı ama Peygamberimiz işte az önce sohbetin başlarında belirttiğiniz gibi ilk yaratılan nur ve ruh onun nurudur, ruhudur ve en son gönderilen peygamberdir. Yani dolayısıyla o yaratılış anından itibaren Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesinde yetişmiş bir insan. Yani sonradan bu özellikleri almış bir zaten insan değil. Zaten şöyle diyor, yani sadece peygamber için değil, bütün peygamberler için hiçbir insan çalışması, gayretiyle beraber, fazla ibadetiyle beraber peygamber olamaz. O peygamberi sadece Cenab-ı Hakk'ın kulları içerisinde biri seçmesiyle Allah seçip görevlendirir. Yani hak etmediği, yani ben çalıştım da bunu hak ettiğinde böyle bir şey yok yani. Allah kulları içerisinde doğuştan onu seçer ve onu peygamber gönderir. Ve bunların da en yücesi de kim? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İkinci olarak vazgeçilsin diye batılı, yanlış işleri asla yapmazdı ve onun terk edilmesini insanlara gösterirdi. Üçüncü olarak ümmetin ıslahı için fikirler üretir ve bunun için çalışırdı. Yani daha iyi bir topluluk, daha iyi bir insan, daha iyi bir efendim söyleyeyim yaşantı nasıl olur diye fikirler üretirdi sürekli ve bununla ilgili çalışırdı. Bunu üretir ve çalışırdı. Dördüncü olarak onlar için hem dünya hem de ahiret hayrına olan işleri yapardı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bu güzel ahlakları saymakla bizim bir programa sığdırmamız zaten mümkün değil. Ama bence özet olarak şunu bilmemiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bize göndermiş olduğu Allah'ın rahmetidir, bizim için bereketidir. Efendimiz'in en güzel ahlakla terbiye edilmiş, bize her yönüyle örnek olmuş kişidir. Ve o bizim imanımızın, onu sevmek, ona tabi olmak bizim imanımızın olmazsa olmaz şartıdır. Ve onun göstermiş olduğu yolda, onun bize mutlaka uyduğunuz zaman sapkınlığa düşmeyeceğiniz dediği ve ihtiyarımıza bırakmadığı Ehl-i Beyt'ine uymak, onun sünnetini sevmektir, onun yoluna tabi olmaktır. Ki o Ehl-i Beyt de Üstadımız Profesör Doktor Haydar Başcamızın bize tanıttığı üzere Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve onun soyundan gelen Ehl-i Beyt imamlarıdır ki onlar her dönemde, her asırda yaklaşık bir 270 senelik bir zamandır yani Peygamberimiz ve o son imam, İmam Mehdi'nin dönemine kadar olan dönem. Bu dönemde insanların dinden kaçtığı, dini yozlaştırdığı, dini sapkın bir hale sokmaya çalıştığı dönemde onlar dimdik ayakta durdular. Allah'ın dinini, Allah'ın peygamberin sünnetini insanlara öğrettiler ve yaşamasını sağladılar. Dolayısıyla bizim için son söz, mutlak olmaz olmaz yapmamız gereken şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünneti üzere hareket etmek istiyorsak onun Ehl-i Beyt'inin yolunda gideceğiz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'in yoluna ve sünnetine uyacağız. Cenab-ı Hak bu önümüzdeki kandil münasebetiyle Peygamberimizin sünnetini yaşayan, onun bize bırakmış olduğu mirasa, Ehl-i Beyt'e sımsıkı sarılıp Nuh'un gemisine binip kurtuluşu erenlerden eylesin diyorum. Tamam, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Amin. İnşallah tekrar beraber oluruz. Değerli dostlar, önümüzdeki kandil gecesini beraber inşallah kutlayalım ve onun feyzinden, bereketinden istifade edelim. Hepinizin kandilini şimdiden tebrik ediyorum. Tekrar beraber olmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.